Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz TİMUS ile devam ediyor ve şu an sizlere Silivri Çantaköy'den seslenmekteyiz. 02 Yaman Çiğ Köfte ve Sucuk Salonu'nun konu olduk. Yanımızda işletme sahibi Erdem Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Erdem Bey merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Erdem Bey, biraz sizleri yakından tanıyalım. Söyleşimize geçmeden önce Erdem Yaman kimdir? Daha öncesinde farklı farklı sektörler yaptıktan sonra gıda sektöründe şu an hizmet veriyorsunuz. Nasıl gerçekleşti efendim gıda sektörüne girişimiz? Küçüklüğümden beri kendimi hesaplamakla uğraştım. Yani böyle farklı sektörlerle koşturdum. Son kararım hani kendime hani karar verdim, dedim ki kendi işim olsun, hani kendime hitap edeyim. Evet. Böyle oldu yani. Ne kadar oldu işletmeyi kurala? Kaç yıldır bu sektörde? 3,5 yıl oldu. 3 yıldır burada işletme sahibi olarak sivil halkına hizmet veriyorsunuz. Evet. Burada verilen hizmetler nelerdir? 02 Yaman Çiğ Köfte ve Sucuk Salonu olarak. Köfte, sucuk, çiğ köfte, midye, patates kızartması. Yani bu ürünleri veriyoruz. Aparatif ürünlerle daha çok hizmet veriyorsunuz. Bir de yani yöresel gıda olarak, yöresel içinde sıvı yöresel olarak içiniyoruz. Evet. Sucuğunuzu manda yakın... sucuğu Göbeğiz ilçesinden, yani Göbeğiz'in isim yapmış şahıslarından alıyoruz. Köftemiz aynı şekilde aynı kişiden. Türkiye'nin tanıdığı, bildiği markalardan, İstanbul'dan ürünleri getirtiyorsunuz. Aynen. Midyemiz aynı şekilde İstanbul'da tanınmış, bildiğimiz markalardan. Çiğ köftemiz de bilinmiş markalardan. Hani lezzet olarak günlük taze, her gün halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Sonuçta gıda sektörü çok hassas bize, bir sektör. Bize verirken en çok temizlik ve hani yaptığı şeyi kendin yermiş gibi müşteriye sunmak. Hani kendin yermiş gibi sunduğun zaman her zaman zevkle şey yaparsın. Evet. Yani gıda sektörü az önce de bahsettiğimiz gibi çok riskli, çok hassas bir sektör. Yani kendiniz yemediğiniz bir yemeği gelecek olan misafirlerinize ya da müşterinize vermeniz de çok doğru değil. Çünkü bir nevi insan sağlığıyla burada oynamış oluyorsunuz. O yüzden sizin de bahsettiğiniz bizde gibi günlük taze. Her gün. Yani günlük taze olarak bir de şu şekilde bizim hani yediğin şeyi kendin yersin, hani kendin zevk alıyorsan karşıdaki insan her zaman hoşgörü. Evet. Yani her zaman için para ön planda değil. Aynen. Burada bizim ön için, planda olan insan sağlığı. Benim şu anki hedefim yani kendimi bir şekilde bir hani daha ileri, daha bir şey. Yani kendim yapmak. Hani kendim ismimi buyurmak. Siz kendinizde bir marka olarak bayilik verip çiğ köfteyi kendiniz üretip bayiliklere de dağıtımını yapmak için plan projeleriniz var. Erdem Bey, son olarak ekranlar başındaki izleyicilerimize buradan gıda sektörüyle ilgili neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz alabilir miyiz kısaca? Kendilerini güvendikleri, bildikleri hani lezzetinin tadını araştırıp güvendikleri yerlerden yemelerini tavsiye ederim. Evet. Yani, herkesten böyle işletip yapmalarını istemem. Evet. Yani ucuza rağbet etmesinler. Aynen. Gıda sektörü ucuz şeyde her zaman sağlığın insanın sağlığını bozar. Evet. Ucuz şeyin her zaman sağlığı insanı mahveder. Hani ucuz vermek de çok iyi bir şey diye zannetmesinler. Hani insanın sağlığını oynuyorlar. Evet. En güzel şey güvenli ve bildiğiniz her zamanki yerlerden biridir. Evet. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunuz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devam ediyoruz. Sağ olsun. Çok sağ olun. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz TİMUS ile devam edecek. Silivri Çantaköy'den ve sektörün en iyisi 02 Yaman Çiğ Köfte ve Sucuk Salonu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.